Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şu an sesim çıkmıyor. Bu videoyu aslında iki tane çektiğim videonun ardından çekiyorum. Başlıktan anladığınız gibi bugün bir 5 şey videosu izleyeceksiniz. Bu videoyu çektiğimde durumum daha iyiydi. O yüzden sesimde çok büyük bir sıkıntı yoktu. Şu an konuşurken de zorlanıyorum. Detaylı açıklamayı bundan sonraki izleyeceğiniz videoda, yani çarşamba günü daha detaylı şekilde anlatıyordum sanırım. Bu videonun açılışını yapmadığımı fark ettim. Şimdi bir açılış yapıyorum. Kapanışta tekrar görüşürüz. Arkadaşlar şimdi böyle adım adım başlıyorum. Şuraya iki dolu dolu yemek kaşığı yoğurt koydum. Buraya annemin verdiği peynir vardı. Bunu koydum. Biraz böyle maydanozlu peynirli bir harç yapacağım. Şimdi bunu doğrayıp geliyorum. Şimdi arkadaşlar peynirli harcım için maydanozlarımı da evet, peynirli harcımı da hazırladım. Bunu şöyle kenara alıyorum. Şimdi arkadaşlar malzemelerimi yavaş yavaş hazırladım. Burada yoğurdun üstüne iki tane yumurta koydum ama bir sarısını şöyle kenara ayırdım üzerine sürmek için. Yağı tam buraya koyuyordum, unuttum ölçüyle koymam gerektiğini, lap diye buraya koyuyordum. Yağ da burada normalde bir çay bardağı yağ koyulması lazım. Şöyle tekrar baştan söyleyeyim koyduğum malzemeleri. 2 yemek kaşığı yoğurt, 2 yumurta, bir sarısı ayrıldı. Bir çay bardağı da sıvı yağ. Şimdi bunları böyle karıştıralım. Hatta ben bu evrede biraz da tuz koyayım. Karıştırmaya devam. Şimdi biraz karıştırdım. Şöyle sıvı yağını koyuyorum. Az önce ocakta erittiğim yağı da koyuyorum. Şimdi buraya böyle tekrar karıştıralım. Bir yerden sonra zaten elimle girip karıştıracağım unu ekledikten sonra. Şöyle unu da açıyorum. Göz kararı ekleyeceğim. Malzeme tarifte normalde 3 su bardağı un diyor. Ama işte yoğurdun sıvılığı, yumurtanın büyüklüğü ne göre değiştiği için önce biraz şöyle koyalım. Ki yetersiz gelir bu, tekrar eklerim. Hamurun kıvamını size göstereceğim. Neredeyse unutuyordum. Kabartma tozu da 1,5 tane koyulacak normalde. Yağımı fazla koyduğum için yoğurdum da biraz fazla oldu normal tarife göre. 1,5 koymak yerine 2 paket kabartma tozu koyuyorum. Mayalandırmadığımız için 2 paket anca yetiyor. Şimdi bunu tekrar şöyle karıştıralım. Artık elimle yoğurma aşamasına geçiyorum. Bayağı yumuşak bir hamur olacak. Poğaça yapımına başlıyorum. İlk defa bu poğaça yapıyorum bu arada. Bayağı yağlı böyle yoğururken avuçlarınızın arasına yağ geliyor. Şimdi şurada tabağımı getirdim. Hatta şunu biraz şöyle itelim. İç harcımın hepsini yapmayacağım. Daha doğrusu hepsini yapacağım. Misafirlerin peynirli sever mi bilmiyorum. Çok az hamurum arttı. Onu ayrı şekilde pişireceğim. Yumurta sarımı poğaçaların üstüne sürüyorum. Ve arkadaşlar poğaçalarım tamam. Şimdi bunları fırına götürüyorum. Arkadaşlar şimdi erişte salatam için tavanın altını yapıyorum. Biraz sıvı yağ koyalım.
Erişteleri ekliyorum. Karıştıralım. Farklı bir eriştem vardı. Onu da içine ekledim. O yüzden bir kısmı beyaz, bir kısmı sarı duruyor. Şimdi arkadaşlar erişteler pişerken ben de bir yandan sosunu hazırlayayım. Mayonez de koyuyorum. Erişteleri suyunu koyuyorum. Şimdi karıştıralım. Kapağını kapattım. Erişte salatam için turşularımı doğrayacağım. Önce bir şöyle karıştırayım. Salatalık yeterli olur mu ona göre karar vereceğim. Biraz daha koyabilirim. Sanırım bu kadar yeterli. Buraya da biraz tuz koyalım. Sarımsak rendeliyorum. Biraz mısır ekliyorum. Karıştırıyorum. Yalnız yerim biraz küçük gelebilir. Patates salatam için patateslerimi soydum. Şimdi doğruyorum. Ve arkadaşlar poğaçalarım pişti. Tadına baktım. Çok güzel olmuş. Artan hamurları da poğaça olarak yaptım. Sade yapmıştım. Gerçekten çok güzel olmuşlar. Yaptığım diğer poğaçaya göre tabii ki daha farklı bu. Şöyle yapınca rengi sarı oluyor. Böyle yapınca beyaz oluyor. Ben de anlamadım. Şimdi diğer işlerimize bakalım. Arkadaşlar patateslerin doğrama işlemi bitti. Şimdi ocağa alıyorum. Eriştem için yoğurdumu getirdim ve eriştemi de getirdim. Şimdi buraya boşaltacağım. Hepsini koymam ben de. Yarın tekrar bunu harç yaparım. Çok yoğurtlu olmayacak zaten. Eriştemin ağzını bantlıyorum. Daha doğrusu streçliyorum. Ve dolaba götüreceğim. Tamam. Patates salatam için sebzelerimi doğrayacağım. Rahatsız olduğum için ne kameranın karşısına geçebiliyorum ne de sizinle sohbet edebiliyorum. Şimdi sıra maydanozlarımda. Sıra geldi yeşil soğanlara. Hem bunu patates salatasına koyacağım. Hem de mercimek köftesinin içine koyacağım. Şimdi arkadaşlar buraya 2 bardak mercimek koydum. Mercimek köftesi yapacağım. Bunu ilk defa deniyorum. Annem 2 mercimeğe 1 bardak bulgur koy dedi. Kapağını da kapatalım. Patateslerim de haşlandı. Onları da burada hazırladığım sebzelerin içine ekliyorum. Sosunu falan halamlar gelince koyacağım. Şimdi koymayacağım sönmesin diye. Mercimeklerim pişti. Şöyle kısırlık bulgurumu ekliyorum. Biraz karıştıracağım şöyle. Sonra kapağını kapatacağım. Şöyle soğanlarımı da ekledim. Salçayla birlikte kavuracağım ama önce bir şu soğanlar kavrulsun. Salçasını koydum. Şöyle iyice. Mercimeğin içinde tuz koymuştum. Biraz da buraya koydum. Şimdi biraz buradayken karabiber koyuyorum. Çok az da kimyon koydum. Ve biraz da pul biber. Tarifte var mı bilmiyorum ama bir diş de sarımsak koydum. Şimdi bunları mercimeklerin içine ekleyeceğim. Salçalı soğanımı buraya ekledim. İyice güzelce eze eze karıştıracağım şimdi. Mercimeğimin üstünü açtım. Ve şurada ayırdığım sebzeleri mercimeğime ekleyeceğim. Şimdi şöyle yoğurdum. Sebzelerimle birlikte yoğurdum ama annem gelince
yumruklamasını annem yapacak. Şimdilik hazır olmayan bir şey yok gibi gözüküyor. Arkadaşlar, annem halamlardan önce geldi. Şöyle ben yapamadığım için mercimek köftesini annem yumrukluyor. Şimdi annem güzelce yapar bunları. Evet arkadaşlar, ben de bir yandan patates salatasının sosunu koyuyorum. Nar ekşisini koymuştum. Pul biber döküyorum. Eriştelerimi karıştıracağım. Çünkü dolaba koyduğum için kalıp olmuştur kesin. Misafirler gelmeden bir karıştırayım. Aynen. Annem köfteleri yumrukladı. Yavaş yavaş götürüyorum. Misafirlerimiz de gelmiş olur. Patates salatamı da götürüyorum. Erişte salatamı da götürüyorum. Arkadaşlar, şimdi pastamı ters çevireceğim. Şöyle tabağımı aldım. Bu tabak da buna tam uyuyor. Başka da uyan tabağım yok. İnşallah bu da güzel bir şekilde çıkar. Bismillahirrahmanirrahim. Olmaz mı dur derken. Evet, bakalım arkadaşlar. Güzelce çıkacak mı? Oldu. Evet, yavaş yavaş çıkarıyorum. Güzel. Biraz üstü sıkıntılı gözüküyor olabilir. Onları halledeceğim şimdi. Şimdi üzerine kakao serpiyorum. Hoş geldiniz. Mehmet. Yine ben. Yine ben. Başımıza gözümüz sizinle. Hoş geldiniz buyurun. Yine ben. Merhaba. Hoş geldin halacığım. Arkadaşlar, şimdi rahatsız olduğum için pek videolarda konuşamadım ama kahve yapıyorum misafirlerime. Ben kahveyi çok sevmediğim için kendime yapmayacağım. Bir de grip olduğum için yani öyle çok zevk alamıyorum yediğim içtiğimde. Şimdi şöyle. Şekerlerimi de koyuyorum. Daha doğrusu çikolatalar. Nasıl alacaklar acaba, ben de bilmiyorum.
İşte bakın, her fincan başına ikişer tane koydum. Maden sularımı da ekliyorum. Şimdi annem kahveleri getirdi. Evet, kahvelerimizi götürüyorum. Ve arkadaşlar, benim bugünkü videom buraya kadardı. Sesim size videonun başında söylediğim gibi öksürmekten aslında bu hale geldi. Detaylı açıklamayı çarşamba günü yaptığım için şu an çok giremiyorum. Çünkü sesim konuşmaya yetmiyor. Bugünkü video biraz kısa oldu. Çünkü biraz soğuk aldığım için böyle konuşmalı bir video yapamadım ya da daha uzun bir video yapamadım. Artık bundan sonraki videoları inşallah daha uzun yaparız. Çarşamba günkü video da biraz kısa olabilir çünkü onu da rahatsızken çekmiştim. Biliyorsunuz videolarım geriden geliyor. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Lütfen kusura bakmayın sesim kötü çıktıysa, videoyu kısa yaptığım için ya da. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.